Herkese tekrar selam. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Abilerim, ablalarım. Ah Köyüm Ah kanalının ve Köye Göçtüm Gari kanalının güzel takipçileri. Biliyorum ki bu videolar biraz canımızı sıksa da ama biraz eleştirisel yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu videoda bir önceki videoda ne yapmıştık? Gelen yorumları okumuştuk. Part 1'di. Şimdi bu gelen yorumların devamı olarak gene böyle bana göre değişik gelen, bana göre böyle yani çok saçma demeyeyim de enteresan gelen birkaç yorumdan bahsedeyim size. Çünkü o kadar değişik yorumlar geliyor ki, hatta size şöyle bahçede turlayayım, öyle yapalım. Bugün bahçedeyim. Şunu da şöyle yapalım. Mesela bazı abiler ablalar diyor ki, siz de diyor çok uyanıksınız ha diyor. Fırsattan diyor istifade edip diyor takipçi kasmaya çalışıyorsunuz diyor. Ya bizim öyle bir derdimiz olsa emin olun daha değişik farklı içerikler, farklı ne bileyim bir şeyler üretip ya da ne bileyim onunla bununla birbirimize girip bir şeyler yapma çabasında olurduk. Ya da en kötü paramızla takipçi satın alıp bunu onaylattırırdık yani. Milyon tane takipçimiz olurdu. Benim kanalımın para kazanması falan da kapalıdır arkadaşlar. Abilerim yani benim öyle bir derdim yok. Allah'a şükürler olsun. Bunu böyle bir açıklık getireyim. Ben sadece iki ailenin, iki güzel ailenin bu şekilde olmaması gerektiğini savunan bir kardeşinizim. Sadece hani daha olumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Kendimce, elimden geldiğince. Şimdi bazı ablalarımız, genelde ablalarım yazıyor zaten anladığım kadarıyla. Fazla uzatmadan diyor, insanlara hak ettiğinden fazla değer verirseniz kendi değeriniz kalmaz. Ben burada en çok Tarık'ın emeklerinin boşa gittiğine üzülüyorum diyor. Haklı olarak güzel bir mesela örfümüz, anneannemiz olan yani iyilikten maraz doğar atasözümüzün vücut bulmuş halini yaşıyoruz şu anda. Ama tabii neye göre iyilik, neye göre, kime göre iyilik? Şimdi bir tarafı dinlediğiniz zaman onlar haklı, bir tarafı dinlediğiniz zaman onlar haklı. Bu da tabii bir tartışmanın söz konusu yani. Bakalım. Mesela Nevin abla diye birisi, yani Nevin ablamızdır, büyüğümüzdür. Çünkü yaş itibariyle büyük takipçiler yazıyor. Tahmin edebiliyorum çünkü yaş ortalamalarını falan görüyorum. Demiş ki, Ah Köyüm Ah izleyicisi olarak demiş, iki aileyi de ben tanıyorum. Faruk'la, Tarık'la, Faruk yazacağını Faruk, Tarık yazacağını Faruk yazmış. Sen kendi evlatlarından daha fazla onlara hizmet, hürmet ettiler. Yani orada birazcık değişik bir şey yazmış. Onu okumak istemiyorum çünkü kırıcı bir şey o. Yani tek taraflı gene düşünülmüş. O da hoş değil. Yani yanlış tanımışız diyenler var. Severek izliyoruz aileyi. Nedense kara bulutlar üzerimizde, üzerinde diyor. Umarım her şey düzelir diyen kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Yani kimin birbirinden prim yaptığı belli değil diyenler var. Bu insanlara bakın. İki ailenin de gidin tüm başlıklarını okuyun. Öyle karar verin diyenler var. Prim yapıyorlar diyenler var. Ben bunlara da karşıyım. Yani prim yapacak bir durumları yok ki. Ya köyde yaşam kurup köydeki hayatlarını bizlere video çekip kendince tabii ki de bunun maddi bir kaynağı da olacak. Yani bir geliri olacak. YouTube'a kimse babasının hayrına girmiyor yani. Anladınız mı? İlla ki bir gelir olacak. Ki bunu Tarık abi geçen videosunda belli etti. 3000 dolar, 4000 dolar. Bunlar çok iyi paralar. Yani ayda 100 bin lira gelmesi. Çok iyi paralar yani bunlar. Allah binlerce katını versin, nasip etsin. Daha çok nasip etsin. Onda hiç şey yok. Ancak yani bu insanlar, bu aileler yani internete, sosyal medyaya bel bağlayıp da para kasacak insanlar değil ki. Bunlar şehirden sıkılıp kaçıp gitmiş kendilerince oralarda yaşam kurmak için çaba gösteren aileler. Ben zaten en başından beri diyorum, bir taraf tuttuğum yok ama
Ah Köyüm Ah kanalına illa ki ulaştım dedim haddimiz olmadan. Bakın biz dedim hani size destek videoları çekiyoruz. Ama diğer aile için de hazırladığımız videolar var. Hazırladığım videolar var. Onları da yorumladım kendimce. Yani bunu da şey yaptım. Birazcık yumuşak olmakta. Yani düzelteceğiz derken kırmayı istemiyorum yani. Olacağı varsa da şimdi bu yorumları onlar tamam. Belki kapalı, belki şu anda video çekmiyorlar. Belki hukuk süreçteler. Ondan dolayı bir şey atmıyorlar. Ancak ben eminim ki bunları okuyorlar, bu yorumları okuyorlar. Lütfen kırıcı olmayalım, lütfen. Ne bileyim, kötü düşünmeyelim. Ya da ne bileyim böyle kötü yorumlar yapmayalım. Bunlar çok önemli şeyler ya. Yani bir ailenin şeyi, sorgulanması ya da ne bileyim bir ailenin bütün özelinin sorgulanması falan bana saçma geliyor. O yüzden de biraz relax olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani yapılan yorumların part 2'si olarak böyle kısa bir video çekmek istedim size. Çünkü bazı yorumlar gerçekten üzücü. Ama bilerek hiçbir yorumu kaldırmıyorum. İnadına bırakıyorum. Çünkü iki taraf da bunu belki okur. Belki belki hata olduğunu düşünürler. Belki ne bileyim. Hani ben hala o söylediklerimin hala arkasındayım. İki aile de bence şu anda çok üzgün, çok bitkin. Dostlukları zedelendi. Gerçi şöyle bir şey de var ya. Dostluk ya da arkadaşlık ya da aile içindeki bir olumsuzluk bir kere yaşandıysa o düzelmiyor. Yani tabii bu karakter meselesi. Bazıları hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edebilir. Bazıları hiç yaşanmamış gibi devam edebilir. Ancak çoğu kişi buna ben de dahil yani atlatamıyorsun üstünden ya. Yaşanılan şey tekrar yaşanılma ihtimali var yani. O yüzden çok kasmamak gerekiyor. Böyle bir video çekeyim istedim. Kendinize çok iyi bakın. İki aileye de izliyorlarsa eğer saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepsine hürmetlerimi gönderiyorum. Almanya'nın küçük bir köyünden herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Burada da biz kendi halimizde yaşayan, İstanbul'dan göçmüş bir aileyiz. Bu bahçenin işleri falan var. Bunları yapacağım ama daha fırsatım olmadı. Buraları falan temizlenmesi lazım. Burada çimleri biçtiğinizde 2 gün sonra tekrardan fırlıyor burada çimler. Buranın iklimi falan farklı. O yüzden buraların falan hep temizlenmesi lazım. Toparlanması lazım. Bunların kesilmesi lazım, açılması lazım. Bir ton iş var. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Lütfen yorumlarımıza dikkat edelim. Herkese sevgiler.